Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir Shadow Fight 2 Ramazan özel bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata, Shadow Fight 2 ana hikayeden kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. En sonki Shadow Fight 2 bölümünde oyunun 5. bölümü olan Büyük Günah'a başlamıştık. Ondan sonra her zamanki gibi önce turnuva, ondan sonra meydan okumu ve ardından Widowl korumalarından 3 tanesini sizlerle beraber alt etmiştik. Bu videoda kalan dövüşleri kazanacak, hayatta kalmayı bitirecek Widowl korumalarını alt edecek, ardından da Widowl sizlerle beraber alt etmeye çalışıyor olacağız. Daha fazla Shadow Fight 2 videoların gelmesini istiyorsanız ve serimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatıp önce bir beğeni bırakmayı, kanalımıza da hala abone değilseniz abone olup bilimleri açmayı da unutmayın diyerekten kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önce ekipmanları göstereyim sizlere, ondan sonra başlayalım. Silah olarak panda sarılması, yumruk yüzüğü gibi kullanımı var. Ondan sonra keşişin zırhını kullanıyorum. Kendisi de tılsım olduğu için. Ya tılsım olan ne varsa onları yapıştırdım daha çok. Kaskta öfke veren bizim değişik bir kask vardı ya. Cömert hediyeler şapkası. Bunu kullanıyorum. Ateşli silah olarak da bizim klasik keşiş ateşli silahını kullanıyorum. Çünkü başka alternatifimiz yok. Büyü olarak da keşişin büyüsünü kullanıyoruz. Zehirli sarmaşığı da kullanıyoruz. Evet, yavaştan başlayalım abi. Turnuvadan bir girelim. Önce turnuvadan bir başlayalım. Ondan sonra tık 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 diğer dövüşleri de sizlerle beraber yaparız. Bu arada Widowl'un yelpazelerine benzer bir yelpaze de var bende. O yüzden Widowl'la mücadele ederken benzer bir kafa olsun diye yelpazelerle beraber dövüşüyor olacağım. Widowl'la haberiniz olsun arkadaşlar. Ekipman konusunda olabildiğince çeşitlilik sağlamaya çalışıyorum sizler için, bakın. Ama siz yine de oynamak istediğiniz ekipmanlar falan varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Shogun'la kesinlikle ve kesinlikle Katana ile mücadele edeceğim bu arada. Onun bir kaçarı yok. Yani ne olursa olsun Shogun Katana ile dövüşecek abi. İki samuray gibi. Ağır zırhlar falan alacağım. Böyle Shogun'a benzemeye çalışacağım. Umarım becerebilirim. Umarım Shogun'a benzemeyi becerebilirim de. O atmosferle beraber falan mükemmel güzel olacağını düşünüyorum. Acayip zevkli olacağını düşünüyorum. Bu arada sevgili arkadaşlar, bu videodan önceki videoda sonunda gölgeyle mücadele ettik abi. Şu an oynadığımız gölgeyle geçenki videoda, saat 4'te attığım videoda Shadow Fight 3'te gölgeyle mücadele ettik abi. Acayip acayip şeyler oldu. O kadar fena şeyler oldu ki öf yani. Heyecan katsayım katlanarak arttı. Fazlasıyla merak ediyorum ilerideki bölümlerde, sıradaki bölümlerde dövüşlerde ne olacak, fazlasıyla merak ediyorum. Eğer isterseniz Shadow Fight 3 serime bir göz gezdirmek isterseniz, bir bakmak isterseniz yukarıda sağdan kartlar kısmına koyacağım arkadaşlar. Yukarıda sağdan tıklayarak direkt olarak Shadow Fight 3 serime ulaşabilir. Hem de isterseniz son videoyu da bir izleyebilirsiniz. Gölgeyle nasıl dövüştüğümü, gölgenin neler yaptığını, gölgenin nasıl bir şamar oğluna çevirdiğini izleyebilirsiniz abi. Öyle böyle dayak yemedim ya. Böyle dayak yok abi. Öf yani. Öyle bir dövüyor ki gölge. Anasını satayım ya. Ben hayatımda böyle bir dayak yemedim yani. Böyle bir şey yok ya. Hani ben böyle Shadow Fight 2'de fantastik bir şekilde dövüyordum falan ya millete. Yok yani, bambaşka bir şeydi bu. Şamaroğlu'na döndüm resmen ya. Shadow Fight 2'de millete ne yaptıysam, gölge onların intikamını benden kat ve kat ağır bir şekilde çıkarttı abi. Bir combo yapıyor abi. Yok abi yani, yuh. Böyle bir şey yok. Aynen böyle Shamaroğlu'na döndü. Bir koydu bana böyle. Bir dövdü abi beni. Ameliyat sümüğü gibi yere yapıştım hep ya. Atlıyor zıplıyor beni, yere düşürüyor bilmem ne. Öyle şeyler yaptı ki bana. Aman Allah'ım dedim ya, neler yapıyormuş bu karakter. Ama bize gelince prensese dönüyor abi. Cinderella'ya dönüyor. Yok böyle bir şey ya. Var ya, gölge olan saygım arttı yemin ediyorum. Biz oynarken gariban bir ana karakter. İyi kalpte bir gariban ana karakter. Ama kötü tarafa geçince, belli sebeplerden dolayı tabii ki, yozlaşmış gölgenin önceki gölgedeki o değişimi, öf, acayip bir şey gerçekten ya. İyi gariban gölgeden tam bir canavar kötü adam görümüne, karakterine öyle bir şekilde finanse etmişler ki bayıldım abi ya. Ya gerçekten bayıldım. Bir ana karakter böyle olmalı abi. Bir ana karakter bu şekilde karşımıza kötü olarak çıkmalı. Yani ne kadar güçlü olursan ol yine de seni korkutabilmeli. Affedersiniz ama ağzıma sıçtı adam.
Şaka yapmıyorum abi. Gerçekten ağzıma sıçtı. Bu arada yeter artık bela, git şuradan ya. Gölge başıma bela almışız zaten, biliyorsun size bela geldi. Bak iki baş belası şu an karşımda abi. Şu an iki baş belasını izliyorum abi. Ulan var ya, normalde videoyu durdurdum ama sırf gölgeden bahsediyorum diye, başımı nasıl bela olduğunu anlatıyorum diye videoyu durdurmuyorum abi. Gerçekten mükemmel denk geldin ya. Ama git buradan, bir daha gelme. Gözünü seveyim, bir daha gelme. Bu arada sevgili arkadaşlar, aramızdan illaki yeni katılanlar olacağından dolayı ve bu hileyi nasıl yaptığımı merak edenler de kesinlikle olacaktır. Arkadaşlar ben daha önce bu modun, hilenin videosunu çekmiştim, kanalda var. Yukarıda sağdan kartlar kısmına bırakacağım arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz. Siz de bu hileyi tek seferde rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Oyunun en başına itibaren birçok özel ekipman ve bütün özel tılsımlar açık arkadaşlar. Keşiş, nöbetçi, orman muhafızı, büyücü falan, bunların hepsi açık arkadaşlar. Yani o yüzden oyunun en başına itibaren bunların hepsini kullanarak rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Milleti çok güzel şamaronlara çevirebilirsiniz. Enerji falan da sınırsız. Eğer önceki hile videolarımı falan izlemeye de kalkarsanız sınırsız tılsım kaynağı da yapabilirsiniz. Ben sınırsız tılsım kaynağını ayarlamayı unuttuğum için hani rahat rahat istediğim ekipmanı tılsımlayıp ona göre oynayamıyorum abi. Tılsımlı olan ne varsa onu oynamaya çalışıyorum. Bir de özel setleri kullanmaya özen gösterdiğim için bir tık orada şey yapmışım. Salaklık etmişim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Neyse, çok da bir şey fark etmiyor zaten. Ama bir dahakine daha da dikkatli olacağım. Aa, sana suplex bu arada. Yani bir de gölge şalafar işte, bana suplex yapsaydı tam olurdu zaten. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir dayak yok bu arada. Neyse arkadaşlar, ben videoyu burada durdurayım. Dördüncü bölümden yaşlı amca geldi sonuçta. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet abi, kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Savaş ordu geldiği için kayda devam etmek isterim. Çünkü savaş ordu bu bölümde geliyor. Bir de ikinci kez döveceğiz. Daha meydan okumada da döveceğiz tabii ki. Meydan okumada da dövdükten sonra bir daha karşıma çıkarsa videoyu durdururum abi. Çünkü çok tekrar etmiş olacak bu sefer kendini. Ben ne anlatıyordum bu arada ya? Nasıl dayak yediğimi anlatıyordum değil mi? Doğru. Ya böyle bir şey yok gerçekten ya. Shadow Fight 2'de milleti nasıl hani tek canlı hiç hasar yemeden falan 30-40 kere vurmaya kalktıysam, gölge de aynısını bana yaptı ya. Var ya, elimde aşırı derece güçsüz olmayan bir set olmasına rağmen çok güzel dövdü beni gerçekten ya. Ya maksimum gücümde olmama rağmen gölge vurduğunda güzel hasar veriyordu bana. Hani bir falan vurmuyordu abi. Asla böyle hafife alınabilecek bir boss değildi yani. Harikaydı, aşırı havalıydı. Neyse, isterseniz izlersiniz arkadaşlar. Shadow Fight 3'ü bilmeyen ya da henüz oynamamış olanlara ya da ana hikayeyle ilerlemeye çalışanlara vesaire, spoiler olmasın diye o kadar detay vermeyeceğim abi. Daha fazla detay vermeyeceğim. İsteyen izler, tadını çıkarırsınız. Evet, tek yüzlü kılıç bir daha geldi. Bundan sonraki dövüşte turnuvanın final dövüşü olacak. Umarım farklı bir rakip gelir. Büyük ihtimal Squirrel gelecek ya. Squirrel da o kadar çok sinirimi bozmuştu ki zamanında, var ya öf. Hilesiz oynadığım zamanlarda var ya, ağzımı yüzümü dağıtıyordu ya. Acayip derecede sinirimi bozuyordu. Bu arada ben iki yüzlü kılıcı az önce iki kere mi şok attım, yoksa bana mı öyle geldi? Herhalde bana öyle gelmiştir ya. Yapmıştım var bu arada, yani öyle iki kere şok attım falan, birkaç kere oldu. Çok havalı oluyor abi. Şok yiyen birine bir daha şok atıyorsun. Shadow Fire 3'te bu mekanik yok bu arada. Şok yediysen bir kere daha yemiyorsun da. Bu arada abi ne oluyor? Hayır, sana bir özgüven gelmiş. Bir şey olmuş sana. İte bak ya. Ne yapıyorsun oğlum? Al sana suplex. Gerizekalıya bak ya. Yemin ediyorum herkes başıma bela oldu bu bölüm ya. Ne oluyor abi? Daha video korumaları var. Daha video var. Yemin ediyorum bir durun ya. Bir salın beni ya. Bu arada kedim şu anda bacağımı yalıyor. Bir yandan kendi tüylerini temizlerken bacağımı da temizliyor. Var ya. Alışamadım bir türlü kedimin beni yalamasını ya. Neyse. Squirrel'a devam ediyoruz. Gel bakalım buraya. Meydan okumada sen benim ağzım burnumu yine kıracaksın ama hayırlısı. İnşallah kırmaz. Çünkü hatırlıyorum bazı kurallarda falan acayip derecede sinirimi bozuyoruz Squirrel. Ama öyle böyle değil. Gel bakalım buraya. Tık. Uza. Evet, ilk round'u aldık abi. Şu round'u alalım da turnuvadan kurtulalım. Sonra hemen meydan okumaya geçelim. Meydan okuma diye bitirelim. Ondan sonra hayatta kalma dövüşler falan derken video vaat edelim mi? Kapatalım gidelim abi. Çok yorgunum şu anda ben. Malum Shadow Fire 3 videosunu çıkarttık ya, zaten acayip yoruldum. Baya baya yoruldum hem de.
İzlediğinizde zaten anlayacaksınız beni. Muhakkak anlayacaksınız. Acayip keyifliydi. Acayip bir şeydi gerçekten. Neyse abi, yat aşağıya bu arada. Squirrel. Tabii Shadow Fight 3'ten sonra buradaki rakipler bana çerez gibi geldiği için. Baya baya çerez gibi geldiği için. Çıtınlamıyorum yani. Crazy silah ulaş. Hiç sıkıntı yok. Döveriz yani. Hiç problem yok. Zaten hani silahlarımız 52 seviye olduğu için rahat rahat güzel hasar verebiliriz abi. Bir diğer kaskıma vurup tılsımı tetiklerse tek atarım zaten. Şuna baksana abi, tek attım zaten. Bro, 3 saniyede rakip mi alınır? Bence alınmaz. İşte hop adam yeteneği. Herkes bir hop adam olamaz. Bu arada tek roundda bir de. Öf, mis. Çok güzel abi, harika. Gerçekten harika. Bu arada azıcık gelen Kur'an neydi hiç okumadım ama neyse, hayırlısı. Hayırlısı abi. Bir şeyler dedi ama. Bir şeyler anlattı ama bilmiyorum yani, anlamadım. Okumadan geçtim direkt. Keşke okusaydım. Neyse. Can mı yeniliyor rakip? Ne? Anlamadım. Okumak istiyorum. Ya hazır seviyesi 30'muş. Okey abi. Şu an ses bozuldu bu arada arkadaşlar. Oyunu genellikle orada durdurduğumda ses bozuluyor. Bu dövüşü kazanayım. Oyuna çıkıp tekrar gireceğim sizin için arkadaşlar. Merak etmeyin ve artık kuralları daha dikkatli okuyacağım. Şu an ses bozuldu abi. O yüzden biraz siniriniz bozabilir. Kusura bakmayın. Ya bu sorunu bir türlü de çözüm bulamadık bu arada ya. Hani bunun gerçekten bir çözümü yok yani. Oyunu durdurduğun gibi ses bozuluyor. Oyunu durdurmaman gerekiyor ne olursa olsun. Bir dövüş yapıyorsan hiçbir şekilde o pause butonuna basmayacaksın abi. Evet. Tek yüzlü kılıcı burada alt ettik. Bir de sıradaki kurala bakalım. Ondan sonra videoyu bir durduracağım sizin için. Rakibi silahsız bırakma ihtimali var. Okey. He, silahsız bırakmamız gerekiyor. Okey, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar, videomuzda kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Bir de iki kere yapmam gerekiyor bunu. Oo. Oo. Oha abi, gerçekten ya. Bir dakika ya, ne? Nasıl yani? E abi, yarı canını aldım. E öldü bu. Ne? Oha, nasıl yani? Ne? Bu ne abi? Yani işime gelir okey de. Ha. Rakip sadece sihire karşı savunmasız, ben dayak yedikçe büyümüz doluyor abi. Öyle bir sıkıntı var. O zaman dayak yiyeceğiz abi. Madem öyle, ben videoyu burada durdurayım. Sonuçta sadece dayak yiyerek sihrimiz doluyor abi. Bunun bir esprisi yok yani. Paso beni yere yatıracak. Öyle büyü yapacağım. Yatıracak. Büyü yapacağım yani. Olay bu. Videoya devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar, düşmana sihri yedirdikten sonra şansıma zehir tılsımı tuttu ve tek yedi. Düşman sihri seni anında öldürür. Az önceki dövüşte sihire karşı düşman tamamen savunmasızdı. Bu sefer de ben abi. Çok güzel kural gerçekten. Bu arada acayip uykum geldi. Ne kadar çabuk bitirirsen videoyu o kadar iyi diyeceğim ama tilki salmayacak bize anlaşılan. Kitlen buradan artist. Sen kimsin beni salmıyorsun? Bak bir de yere yatırıyor ya. Bak bir de beni yere yatırıyor ya. Ayıp değil mi? Ayıp değil mi? Gel lan buraya. Manyak mıdır nedir ya? Gel lan buraya. Gel. Gel, konuşacağız diye ki konuşacağız. Gel, ikinci roundda ben senin ifadeni zaten alacağım, gel. Gel hele gel. Evet, ilk roundu aldık abi. Umarım meydan okumada bu sefer de 6 kişiyle dövüş falan demez ya. Yemin ederim uğraşamam ya. Atlarım onu direkt pas geçerim. Vallahi yeterince düşmanla kapıştığıma inanıyorum zaten. 6 kişiyi kaldıramam. 5'i kaldırırken işkence çekmiştim zaten sırf bir kişi için. Hiç gerek yok. Evet, 6 düşman abi. Düşmanları görelim. Düşmanlar böyle arkadaşlar. Videomuza devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar, aşırı uykulu gözlerle 3 denemenin ardından başarılı bir şekilde meydan okumayı bitirdim abi. 6 tane dövüş kazanmak fazlasıyla işkenceydi ama problem değil. Şimdi hayatta kalmaya geçiyorum. Tabi oyundan yine çıkmam gerekiyor çünkü ses bozuk. 8. roundda kaldığımız yerden devam ediyor olacağız hayatta kalmaya. Evet sevgili dostlar, kaldığımız yerden hayatta kalmadan devam ediyoruz dediğim gibi. 8. rounddayız eğer yanlış görmediysem. O kadar çok uykum var ki ekrana zor bakıyorum yani. Gözlerim şu an bitmiş. Ben bitmişim, evet. 8. rounda şimdi gelmişiz. Neyse problem değil. Ekstra bir round fazla oynamak bize bir şey kaybettirmez. Tık. Şunu da bir ye bakayım. Öf, çok güzel hasar.
Bir de şunu, çok güzel abi. Bir de tık. Nice. Ya şu ninjaları kesmek gerçekten o kadar kolay ki, şu tarz silahlarla beraber aşırı derecede kolay hem de. Bu arada ben buna direkt büyü atarım. Güzel can götürür çünkü bu. Güzel. Tık. Çok güzel. Son bir tane daha kaldı. Bunu da geçtiğimiz anda videomu karan korumalarını at edeceğiz. Ondan sonra da videomu at ediyor olacağız sizlerle beraber. Umarım uyuyakalmam ya. Aşırı uykum var şu anda. Aşırı derece uykum var. Olabildiğince bozuntuya vermemeye çalışıyorum. Gittim buradan. Lan bir ölmedi. Ha? Yat aşağıya ya. Taktı kafaya yemin ediyorum. Tek kişilik ordu başarısını aldık abi. Hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel. Evet, videomun korumalarından devam ediyoruz. Dördüncü koruma olan ayıyla. Daha fazlasını yapamazsın. Dul. İtimaslı bekçisi olarak beni seçti. Ben onu görmek için herkesi durduracağım. Yumruklarımı hissetmeye hazır ol. Tamam ayıcım, tamam. Bak şu an hissediyorum kanka. Bak şu an yumruklarını hissediyorum bak. Attın geliyor mu? Geliyor mu yumrukların? Allah'ım yarabbim ya. Eline bir kocaman balyoz aldı ya, artistik yapıyor ya. Gel lan buraya, senin yumruk yüzümle bir döveyim de gör. Madem yumruklarımı görmeye hazır ol dedin. Tamam o zaman yumrukla oynasana. Niye balyozla oynuyorsun ki? Haksızlık değil mi? Yani teknik olarak kendisiyle çelişiyor şu anda. Neyse çok da umumluydu. Uç bakayım. Nice abi, çok güzel. Ekranı da aldık. Gayet güzel. Video kaç dakika oldu? Video yine uzun oldu bayağı. Ki zaten siz uzun video sevdiğiniz için hiç çok problem yok da. Ama işte benim için biraz uzun. Yapacak bir şey yok yani. Benim için uzun. Ama benim için hani. Siz seyredikten sonra, keyif aldıktan sonra zaten bir problem yok abi. Ben de alıyorum keyif gayet. Ama böyle birazcık bir tık kısa olabilse çok daha iyi olacak ya. 20 dakikanın üstüne çıkmasını istemiyorum çünkü. 22-23 dakika falan fazla uzun yani bence. Zaten insanların çoğu çıktığı için hani bir yerden sonra izlemediği için videoyu yani belli bir optimal sürede tutmak en mantıklısı olacaktır. Erkeklerin üzerinde garip bir gücü var. Güzelliğinin ardında sihir var. Karşı duramıyorum ama gerçek doğasını görüyorum. O zalim ve şeytan, sana yalvarıyorum, beni bu ıstıraptan kurtar. Seve seve kurtarırım kardeşim. Önce videomun son koruması. Duru sevmek için sihirli bir büyüye ihtiyacım yok. Erkekler üzerindeki gücü beni etkiliyor. Aşk erkekliği hür iradesini soymak için mükemmel bir yoldur. Ama nasıl sende kontrolünden fazlası var. Bunu düzelteceğim. Bak şu an düzelttin. Bak bumacım şu anda düzelttin ha. Harbiden düzelttin şu anda. Hatta senin pumaları var ya, bir gün takılayım ya. Bunu demezsem olmazdı abi, kusura bakmayın. Gerçekten kusura bakmayın, bunu demezsem olmazdı ama. Evet, ben ona vuramadım, o da bana vuramadı. Tamam vurdum şimdi. Tık, çok güzel. Yere direkt şoku, harika. Tık. O da bana vurdu kafama ama işlemedi tabii ki de. Evet, ilk round'u aldık abi, çok güzel. Sağ olsun, öfke tılsımı geldi, daha rahat aldık. Çok güzel. Orada umarım oyun sesi iyi geliyordu sizlere. Umarım sıkıntı olmuyordur. Çünkü sıkıntı olacak olursa beni bayağı bir üzer. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum ses sorunu için. Shadowfire 3'te de biraz uğraştım çünkü onun sesini arttı, bunun sesini azalt gibisinden falan. Neyse, iyi talip başarısını da kazandık. Videomun bütün korumalarını alt ettik. Tam gaz devam ki. Türünün muhteşem bir temsilcisisin. Meyhude ve halinden memnun. Videom seni cezalandıracak ve seni en sevdiği küçük oyuncağına dönüştürecek. Şuraya yazıyorum. Tamam sen yaz. Ne kadar da güçlü genç bir adam. Koleksiyonuma mükemmel bir katkı olacaksın. İstediği kadar seninle dövüş. Süründürmeyi severim. Ne de olsa ben kazanacağım ve sen sonsuza kadar yanımda duracaksın. Bu arada ben videomun yelpazelerine benzer yelpazeleri almayı unuttum. O yelpazeyi alacağım arkadaşlar. Onunla dövüşeceğiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, videomun çakma yelpazelerini aldım. Let's go. Hadi bakalım. Bu arada videomu kaybettiğinizde senden iyi bir dost olabilirdi. Hatta belki daha fazlası dedi. Böyle bir korkmaya başladım videodan, artık çenesini bir kapatmanın sırası geldi diye düşünüyorum. Bir erkeğin ona bir ders vermesi gerekiyordu. Bunu da kim yapacak? Tabii ki de gölge yapacak. Kim yapacak? Tabii ki de biz yapacağız. Hadi bakalım. Let's go. Gel bakalım buraya video. Yelpaze vs. yelpaze. Bakalım kim daha iyi yelpaze kullanacak. Bende bir de keşiş özelliği de olduğu için, oha bu arada. Oha gerçekten, yuh. Ayıp ama. Ama böyle dövme. Ama gerçekten ayıp oluyor bak. O benim en sevdiğim kafam, tamam mı? Ya bir dur ya.
Ben yeterince gölgeden dayak yedim zaten. Bak ya. Ya her attığı bir kritik oluyor yeter. Bak ya oğlum ne yapıyorsun lan? Ana kafayı yemiş. Uykum açıldı yemin ediyorum. Uyku açan Widow. Dayayla uyku açan Widow yemin ediyorum. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok abi. Allah Allah her vurduğu kritik. Her vurduğunda yerdeyim. Bu ne ya? Çıldıracağım yemin ediyorum. Hadi bakalım. Bende keşke özelliği varsa Widow'da da can doldurma var. Tabii biz de Widow'u unutmadık yani. Widow'u beğeniyoruz şimdi yani. Gayet cool bir hatun. Keşke eski haline görebilseydik tekrardan Widow'un ama malum Widow'un eski hali çok daha bence çekiciydi. Çok daha etkileyiciydi. Çok daha cazibeliydi. Neyse abi ikinci round'u çok aşırı hızlı bir şekilde aldık. Şerefsiz ya zıpla direkt. Şansıma zıpladı abi ya. Bir de ışınlanması var tabi. Bir de Widow'un ışınlanması var abi. Bak bir daha ışınlanıyor bir de şerefsiz. Manyağa bak ya az önce övdük ya. Hemen bir oraya bir buraya. Bir oraya bir buraya. Manyak ya. Git lan buradan. Tık. Güzel. Ama can dolduruyor işte öyle bir sıkıntı var. Can doldurma artık. Artık can doldurma. Güzel kolaydı abi. Ya zorlamadı ama ilk round fazla dayak yedik abi. O da biraz benim canımı sıktı. Evet kalpsizliğe de bir başarı kazandık üstüne. Let's go abi hadi bakalım. Bir kadını yenmek nasıl hissettiriyor? Sen gölge kapılarını kapatacak kişi misin? Güçlerinin seni ne kadar hızlı parçalayacağına dair hiçbir fikrin yok. Allah Allah. Efsanengiz bir turuncu mühim Widow ile yapılan önce bir kavgada kazanıldı. Güzel. Biraz başım dönüyor. Dürün sihri beni iradesiz aşk hastası bir manyağa dönüştürdü. Beni kurtardığı için teşekkürler. Sana çok şey borçluyum. Evet çok şey borçlusun bu arada. Beni gerçekten korkutuyor ama haklıydı. Gelecek karanlık ve korkutucu bir şey hissediyorum. Dikkatli olmalıyız. Odaklanın. Gölge kapıları kapalı. Önümüzde garip ve korkutucu şeyler olabilir ama kaybedemeyiz. Gölge kapıları açık olmayasın o. Neyse abi. Neyse çok sorgulamayacağım. Sorgulamayacağım. Hadi bakalım bölüm 6. Iron Raging. Şunu bir türlü Türkçe'ye çeviremediler var ya. Neyse. Ne garip. Günlerde seyahat ediyoruz ve hiçbir hayat belirtisi görmedik. Ne insan, ne ağaç, ne tarlalar var. Sadece çorap bir bölge. Bu topraklar gölgeler kapısı da yakın ve büyük ölçüde zarar gördü. Ivor şehri tarafında bir zamanlar bereketli obalar vardı. Bak şu uzaktaki ateş. İşte orası. Ivor şehri. Yanıyor. Bu nasıl olabilir? Muhtemelen şehir insan dolu. Onlara hala yardım edebilir miyiz? Belki de ama dikkatli olmalıyız. Doğal ateş bu. Bu kadar uzun yanamaz. Bu alem artık gölgelere ait. Hileler ve illüzyonla dolu olacak. Kendinize dikkat edin öğrencilerim ve her şeye hazır olun. Evet seviye 31 olduk abi. Şuradan blok kırıcıyı geliştirmemizi yapıyoruz. Ve videomuzu burada sonlandırıyoruz abi. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Çok uykuluydum o yüzden birazcık oynarken de sıkıntı yaşadım. Kusura bakmayın. Gelecek bölümde böyle olmayacak kesinlikle. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak istiyorsanız bir beğeni bırakmayı. Kanalımıza da hala abone değilseniz abone bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza oynayan pasistlerinden başka üyelerimizden ve çektiğimizden haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.